Evet, sevgili Şenkallar. İşimiz çok. Acilen bir iş planı hazırlamamız lazım. Koskoca diş hekimi Hikmet Şenkal'ın düştüğü hallere bak ya. Aman enişte ya, sen de ne var işte? Yani Gökçe evde kalsa daha mı iyi? E canım, orası öyle ama... Aması falan yok değil mi babacığım yani? Hep destek, tam destek. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz hepimiz? Tamam. Ben dün gece çok çalıştım ve bir hareket planı hazırladım. Pes vallahi Rezan. Vallahi pes. Şişt enişte. Evet ablacığım, devam et sen. Şimdi Sezen ve Rezan yemek işleri için mutfağa, Hikmet ve Yonca süsleme işleri için bahçeye. E ben ne olacağım? Sen bebeğin olduğu için yukarı, bebeğinle ilgilenmeye. Çünkü sen jokersin. Bartu da joker. Ondan ancak joker olur. Anneciğim, ben şey düşündüm. Acaba teyzemle ben yer mi değiştirsek? Yani ben süslemeler konusunda çok iyiyim. Süslemeleri çok iyi yapabileceğime inanıyorum. Yok canım, o iş bizde yani. Ben de çok iyi biliyorum süslemeyi, bizde. Ben o zaman joker olayım ya. Sezen, İstikamet Mutfak. Marş marş. Evet. Biz de o zaman süslemeye bakalım hadi. Hadi enişteciğim, yürü. Hadi doğru süslemeyi. Hadi bakalım. Buyurun bakalım. Ya ben ne yapacağım? Kime diyorum hu? Rezan'ım, şimdi bu balonları böyle ikili ikili mi asalım, dörtlü dörtlü mü? Kaçlı istersen asla da Hikmet. Rezan'cığım, soğan doğramak o kadar zorsa bırak bana, ben yapayım hayatım. Soğan biraz bahane. Ben duygulandım biraz. Ay canım. Gökçe evleniyor diye değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Benim de dün gece gözüm uyku girmedi, biliyor musun? Ya tamam, ilk defa kız evlendirmiyoruz. Daha önce de başımıza geldi ama yine de insanın içi bir tuhaf oluyor be. Canım kızım, ne kadar mutlu olacak kim bilir. Mutlu olacak tabii inşallah. Zaten hep evlenmek istiyordu değil mi? Hayırlısı. İyi. Seneye de Sezen gider, kalırım iyice tek başıma ben. Aa, Rezan'ım ne demek tek başına ya? Ben neciyim burada? Bak tamam, geçinemediğimiz anlar çok oluyor. Birbirimizle didişiyoruz, dalaşıyoruz. Ama yine de sen benim kıymetlimsin Rezan'ım. Şunu bil ki hayatının sonuna kadar her daim yanındayım. Bunu bil. Ay Hikmet canım benim. Ağla, ağla kuzum. Sarıl bana, ağla, ağla, ağla. Ama abartma Hikmet ya. Ben gidiyorum o zaman. Tamam. Götürüyorum. Hikmet ya. Biraz anlatmadın ha. Ha? Hayret. Vallahi ben kesin gelmez diyordum ama geldi Bartu Bey ha. Geldim tabii ya. Niye gelmeyeyim ki? Ne oldu oğlum sana ya? Neyin var senin? Yok bir şey teyze ya. Sadece benim artık maaşlı bir iş bulmam lazım. Biz de yıllardır bunu diyoruz oğlum. Tamam da baba, bu sefer başka. Bırak lan, bu sefer başkaymış. Maaşmış bilmem neymiş, hep aynı terane. Bana masal okuma. Bak dünya kadar işimiz var, hadi git gel de yardım et bize ya. Tamam tamam, bir anneme bakayım da gelirim. Bak enişte, demedi deme, bu çocukta bir acayiplik var yani. Ne acayiplik olacak? Yine yolsuz kalmıştır. Para tırtıklayacak, onun için dolanıyor. Yok yok, bu seferki öyle değil. Bu seferki gönül meselesi. Evlenmek istiyor mu? Bak gör. Ne? Evet. Bartu, evlenmek ve yuva kurmak mı istiyor? Kusura bak baba Yonca. Ben buna kahkahalarla gülerim. Gül peki bu arada. Allah Allah. Yuva kuracakmış. Karıştır kızım sen, karıştır. Kolay gelsin. Çok kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Sana cevap vermeyeceğim Sezen. Bartu, sende bir haller var, iyi misin çocuğum? Yo, iyiyim ya, yok bir şey. Sema'yla falan mı kavga ettiniz? Ha, yo. E sorun ne o zaman? Sorun falan yok ya. Ne yapıyorum ben? Sen şimdi Demir'in ajansının orada bir çiçekçi var, dur. Adını unutuyorum da yazdım şuraya. Al bunu.
O çiçekçiye gideceksin. Demir oraya çiçekler ayırttı. Onları alıp geleceksin. Tamam olur, hallederim ben. Aa, bilmiyorum fark ettim ama abim hiçbir şey demeden tamam dedi yani. Kesin bir şey var bunun altında. Hiç şikayet etmedi. Ne şikayet edeceğiz kızım? Biz mutlu olamadık. Bari kardeşimiz olsun. Hadi kaçtım ben. Kağıdı kaybetmeyeyim mi Bartucuğum? Aynen. Bak sana diyorum kesin bir şey yaptı. Bunu telafi etmek için iyi davranıyor. İnşallah öyledir Sezen. Kaç senelik evladım vallahi ilk defa böyle görüyorum. Çok endişelendim. İnşallah bir haylazlık falan yapmıştır da böyledir. Allah Allah. Abla. Efendim canım. Sana bir şey anlatacağım. Dinliyorum. Ya şimdi Erbil vardı ya hani. Bu Ilgın'ın abisi olan mı? Evet. O benden hoşlanıyormuş. Aa, şaka yapıyorsun. E sen de ona boş değildin zaten. Abla bunu duyunca dünyalar benim oldu ya. Erbil düşünsene. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen böyle çabuk sıkılıyorsun. Bu çocuktan da çabuk sıkılırsan. Abla Erbil diğerleri gibi değil. Ben Erbil'e aşığım. Aa, ay şu ortama bak sen ya. Biri evleniyorum der, biri aşığım der. İnanamıyorum ya. Erbil ve ben. Ay. Canım benim. Sana bir abla tavsiyesi vereyim mi? Ver. Bak bu aşk dediğin şey kolay bulunmuyor. Ve sana bu heyecanı yaşatacak kişiyi de kolay kolay bulamazsın. Eğer ona bulduysan sahip çık. Ve hiçbir zaman bırakma olur mu? Gerçi ben buldum da ne oldu? Bak hayatım beklemekle geçiyor. Ama olsun. Ya ben sana kıyamam ya. Bana bak. Hı. Eğer sıkıldım dersen vallahi gebertirim seni. Ya abla saçmalama, söz veriyorum. Ne istersen yapabilirsin. Söz mü? Söz. Hadi yardım et bana.